Haftanın son basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Gazete Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna politikasından sorumlu bakan yardımcısı George Kent'in azil soruşturması kapsamında kongrede kapalı kapılar ardında verdiği ifadesinin kamuoyuna açıklanan dökümüne ilişkin ayrıntıları aktarıyor. Habere göre Kent ifadesinde Başkan Trump'ın kendisine siyasi çıkar sağlamak için Ukrayna liderine yönelik yürüttüğü gölge baskı kampanyasını şimdiye kadarki en açık ifadelerle ortaya koydu. Kent kamuoyuna açıklanan ifadesine göre aziz soruşturmasını yürüten kongre üyelerine Trump'ın Beyaz Saray'da görüşme karşılığında Ukrayna'nın yeni devlet başkanı Volodymyr Zelenski'den Hillary Clinton ve Joe Biden hakkında soruşturma açacağını açıklamasını istediğini söyledi. Kent, Trump devlet başkanı Zelenski'nin mikrofonun önüne geçip soruşturma açılacağını duyurmasını talep ettiği ifadelerini kullandı. Kent ifadesinde ayrıca Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin gerek kendi gerekse müvekkili Trump'ın kişisel öncelik ve çıkarlarını ilerletmek için Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi'ne yönelik yalanlarla dolu bir kampanya yürüttüğünü kaydetti. New York Times'a New York eski belediye başkanı ve milyarder iş adamı Michael Bloomberg'ün Demokrat Parti'den başkanlık yarışına katılmaya hazırlandığını yazıyor. Habere göre bir danışmanı Bloomberg'un başkanlık yarışına katılıp katılmama üzerinde haftalardır düşündüğünü ve son kararını henüz vermediğini söyledi. Ancak Bloomberg resmi olarak yarışa girmek için belirlenen sürede olmadan önce imza toplamak için Alabama eyaletine bir ekip göndererek başkanlık kampanyası başlatacağının en ciddi işaretlerinden birini verdi. Gazeteye göre Bloomberg'un başkanlık kampanyası başlatması durumunda bu Demokrat Parti yarışında deprem benzeri bir sarsıntı yaratabilir. Bloomberg olağanüstü boyutlardaki kişisel serveti, merkezde hizalanan görüşleri ve siyasi düzen içindeki kilit isimlerle olan yakın bağlarıyla baş toplamakta zorlanan ve daha şimdiden birçok cephede kendini savunmak durumunda kalan Joe Biden'ı ciddi şekilde tehdit edebilir. Wall Street Journal ise Amerika ve Çin'in ticaret konusunda karmaşık sinyaller verdiğini yazıyor. Habere göre Amerika ve Çin'in ilave gümrük tarifesi uygulamasını karşılıklı olarak geri çekmeye başlama konusunda anlaştıklarına ilişkin Çin'den dün gelen açıklama mali piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Ancak gazete esas meselenin bu konuda Trump yönetiminin ne ölçüde taviz vereceği olduğunu kaydediyor. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü ticaret savaşlarının sonunun yaklaştığına ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. Ancak Trump yönetiminden gümrük tarifelerinin azaltılıp azaltılmayacağı konusunda çelişkili açıklamalar geldi. Amerikalı bir yetkili iki tarafında uygulamayı geri çekmeyi planladığını kaydederken bazıları mevcut uygulamanın kaldırılacağına ilişkin hiçbir anlaşma yapılmadığını belirtti. Ancak gazete özellikle aziz soruşturmasının yoğunlaştığı ve 2020 seçim kampanyalarının kızışmaya başladığı bu dönemde Trump yönetimi üzerinde Çin'le anlaşma konusundaki baskıların arttığı yorumunda bulunuyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.